Efsane'nin şampuanıyla sen de efsane ol. Cristiano Ronaldo tarafından tasarlandı. Ve haftanın konularından biri. Brooklyn Beckham evlendiği Nicole Ann Peltz'in ee, soyadını aldı. Ben bunun sağlamasını Instagram'dan da bir gireyim bakayım dedim ya. Bu çocuk ne yapıyor, ne diyor diye. Neden Instagram'da şey? da direkt gelişini değiştirmiş abi. Değiştirmiş her şeyi. Brooklyn Beckham Peltz yazıyor. Brooklyn Peltz Beckham mı yazıyor? Brooklyn Beckham Peltz yazıyor. <laughs> Valla ben Hanımcılık de böyle ben de değiştirdim baba. Allah Allah. <laughs> <laughs> Ebe ki kayınpederin maddi durumu gayet iyi. Abi kayınpeder <laughs> tabi. Kayınpeder baya kalın abi. Kalın mı? Çok kalın. Aynen ense kalın. Pens yapmış soyadını. Abi sen ama Beckham da Beckham ben soyadı o, sen da sen çok spot soyadı. Yok abi yapmam. yapmaz mıydın? Ben yapmam. Ama kayınpeder büyük kalın ona rağmen ben. Bir düşünürdüm. Iyi <laughs> abi öbürü de hoş değil ki <laughs> abi. Beckham dediğin yani hakikaten herkes... Ya Beckham da elbette şey değil de hani olsun. Adam onun için bizim Belgrad'da fotoğrafı duruyor ya. O soyadı. yani. Her, her işi yaptı herif. Abi buna David Beckham bozulmuştur tamam mı? Ama Victoria yenge demiştir ki boş ver. Hayat sen senin hayatın peşinden oğlum. peşinden kovala boş ver. Biz Beckham soyadını sen aldık. Sen ne yapardın de, sen? Falan. Kayınpeder öyle böyle pelsi gibi kayınpeder var. Abi... Umarım o kadar kontrolü kaybedecek seviyeye gelmem ben. <gülüyor> <gülüyor> Söyleyeceğim <gülüyor> o yani. <laughs> abi Henry Ford ne demiş? Baban fakirse bu senin suçun değil. Ama karının babası fakirse bu senin suçun demiş. <gülüyor> doğru. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Vallahi doğru. <laughs> o yüzden Beckham doğru yapmış. Yalnız hanımefendi de çok güzel bir hanımefendiymiş. Ben ilk defa şu anda evet. baktım. O şey, Gayet hoş bir kızmış. O da aynı zamanda oyunculuk Allah da galiba. Allah mesut Ve tabii gençleşme üzerine çok şey konuşuluyor, çok terör üretiliyor. Araştırma 53 yaşındaki cilt hücresi 30 yaş gençleştirildi. gençleştirildi. Enteresan. Cambridge Üniversitesi'nde bir e, araştırma yaptı. Bu e, işlere girmeyin e, insanları. Bu işlere girmeyin. Ölümsüz... Gençleşmeye mi girmeyeyim? Akışlama girmeyeyim. <laughs> ölümsüzlük ya yalan iş abi. Ölümsüzlük ölümlü, ölümlülüğün en, en güzel şey ölümlülük abi. Sence şu anda peki e, ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcayan servet sahibi ünlüler var mı? Vardır. E şimdi ben şeye de inan şeyin olacağına da inanıyorum. Island diye bir film vardı. Ne diye? Island. Island. Ee, şey oynuyordu ya bu. Dik. Ha o beach değil. Tamam hayır. Değil. Melekler ve şeytanlarda kötü karakter oynayan. Dilimin ucunda çözülüyor ismi. Bakalım. Island filmi yazsan abi. IMDb'ye girdim. Gir abi. Fantasy Şatır Island'da demiyoruz Yok herhalde. Yok normal Island. Islands. Evan McGregor. Bravo. E Bravo. Evan McGregor. O da olay şu abi birebir senin eee ikonun şeyini klonunu yapıyorlar. Bir adaya yerleştiriyorlar. Güzel. Sen orada doğup büyüyorsun. Senin aynın ama. Senin DNA'nı kopyalıyorlar. Yarın diyorsun ki baba bana böbrek lazım. Getiriyorlar babayı, kesiyorlar. Gel kardeşim. Aynı böbrek çünkü. Aynı klonusun ya. Yani. Tabii. Böbreği ta uyumadı, uyudu, uyudu, uyumadı falan yok. Bir türlü ölmüyorsun yani. Sonra diyorsun ki ben biraz daha para vereyim. Bir klonumu daha yap baba. Falan. böyle hmm. işte oradan sonra oradan kaçmaya çalışan kolonların hikayesi filan. Bütün organlarını iyi ha. dönem dondurulan haliyle değiştiriyor tabii. devamlı. Doğduğun doğdun? Doğduğu anda kuruyor. Ha doğduğu ya, anda. Ya doğdu. işte belli bir yaşta çok sağlıklı 20 yaşında, 18 hmm. yaşında kolonlanan halini bir adaya koyuyorlar. Hiçbir zamanmamış. Sen o adadakiler tabii Göbekli, devamlı orada yaşıyor. Yani. Dünya orası zannediyor filan. Öyle bir hikayeydi yani. Ben Güzel mesela hikaye. bunun olacağını düşünüyorum. O o ha direkt dondurma üzerinden mi? Hayır, kendi klonlarımızı Yoksa... yaratacağız. Böyle öyle bir ada yerleştirmeyecekler de hani ne bileyim donduracaklar belki. Hmm. Saklayacaklar bir yerde. Evet. Biraz beni, de Baba ölüm, ne yapacak? Kazık mı çakacaksın? Ya? Ölümsüzlüğü arama şeyi beni de yani içi boş da geliyor biraz. Bence de hayatı biraz anlam katan da o tabii canım. Mevzu. Evet tabii. Yani abi. her şeyi biraz daha değerli kılan. böyle Öyle bir gerçek de var. Tabii. Eşleşme işlemimiz boş işler abi. Hani tabii kendimize bakalım. Ne bileyim botoksumuzu yapalım. Botoksumuz <laughs> Efendim <gülüyor> işte basit basit. Daha sağlıklı uzun yaşamak için. Varsa Frenç askıları filan. Evet. Fransız askılarımızı yapalım. Başka ip gerdirmeleri. Bunlar kendimizi Abi, işlerinde... iyi hissetmelerimizi yapalım. Ben de yaptırıyorum göbeğime bir şeyler. Yaş yani. ortalaması ne kadar düştü ya o işlerde. Abi herkes aynı farkında mısın? Burun şahane mükemmel bir şey. Kötü burunlu insan kalmadı. Evet. Herkesin dudağı şöyle. Hani şu var ya sıtma. Sinek ısırmış <laughs> dudak. Şöyle. Herkes daha evet o. Burun mükemmel. <laughs> Javline, çene uzun. Tabii. Çene. Bişektomi yaptırmayın diyorlar. Bak sonradan problem yaşıyormuş. Haberiniz olsun hanımlar. Neyi? Bişektomi. Bu avurtları içeri şu hmm. <laughs> Şu olay. Tamam. Bişektomi şu. Angelina Jolie yüzü diyorlar ona. İşte o çeneyi uzatma, burayı avurtları içeriden aldırma falan. Oradaki yağları alınca ileride problem oluyormuş yalnız. Onu daha iyi danışın yani. Tabii. Ondan sonra bu tip şeyler. Ya bunları yaptırın ama hani çok da abartmayın diyorum. Bir yani. dönem herkese evet, bir Angelina Jolie'cilik vardı. Son dönemde de Instagram filtresi gibi olmaya başladı. Evet. Bütün yani. kadınlar aynı olmaya başladı hepsi. Aynen. Dünya çapında standart bir <laughs> model var. İri Çünkü göz. Çünkü gidip bana bundan yap diyor. Baba iri göz, burun. Tabii tabii direkt böyle gidiyorlar. Şey güzel bir hokka burun. Evet. Şahane bir çene. Uzun. Ağızda korna kamil. Korna kamil bitti. Müthiş. Herkes evet. böyle. Ondan sonra saçları falan kolay zaten. Saç işi kolay. Aynı renk. Ondan evet. sonra o yapılıyor fizikle işte uğraşıcı biraz da zayıfladım mı tamam zaten gerisi. Yok. Ama eskiden abi şeydi ben hani daha şey üniversite döneminde falan hatırlıyorum bu estetik olgusu ee, ya imkanı olan bir de o zaman e, ya da başarılı yaşı biraz da daha ilerlemiş da. gerçekten ihtiyaç olanın başvurduğu bir şeydi. Ee, hmm. ya da evet kendi güzelleştirmek, daha iyi güzel hissetmek için de yapan vardı ama abi şimdi 21 22 yaşında e, üniversite öğrencisi herkes kızlar öyle, falan yapıyor. Herkes öyle. Herkes, abi. herkes öyle. Evet. 21 şu anda yaş ortalaması gerçekten böyle. Yani 40 yaşlara falan beklemiyor. Kalmadı yani. Kalmadı. Yok evet. Yani neyse botoksu yaptırın. Botoks iyidir. Abi falan. <gülüyor> botoks canlı. <laughs> Ama, tamam. Ama şunu da unutmayın. Falan. Ama şunu da unutmayın. Annene bak gör halini. Ata Siz de anneniz <laughs> gibi olacaksınız. Biz de babalarımız. Sırttan kilo alıyorsun. Evet. Yaşlanmaktan falan böyle bir şey oluyor. Vücut yer çekimine direnemiyor. Tabii. Zor, Zor. yani. Tabut dansı videosu bir dönem bayağı bir viral olmuştu. Efsaneydi. Tam pandeminin başıydı galiba ya. O, da, evet. o dönem hakikaten evet. bir süre bizi oyalamıştı yani. Ee, NFT olarak 1 milyon dolara satılmış. Benim de telefonumda var. Şey olsun. var. Güzel kakalamışlar abi. <laughs> Şuna 1 milyon dolara 1 dolar vermem ben buna. Nasıl 1 milyon dolar veriyorsun? Ya güzel o dönem çok güldük ettik de hakikaten bu her benzer haber geldiğinde söylüyorum da ya bizim de o zaman şu an telefonumuzda ya da evde bir yerlerde bir milyon dolar edecek bir şey olabilir mi? Var ya, yani belki de evet belki de var yani. Onu tabii. Hep aynı yerde takılıp kalıyoruz da. Metaverse evreninin ilk evsizi Will gerçek hayat <laughs> simit mi acaba? <laughs> Her yerde aforuz ettiler. Seni metaverse'e hapsediyoruz diye. Will hayattaki sorunları hatırlatıyor. Metaverse'in ilk evsizi çıktı bilindiği gibi. Ee, bir de öyle bir olgu var hayatımızda. Ben niye metaverse'e gireyim oğlum o zaman evsiz falan göreceksem? He. Abi belki de, de parayı yanlış vurmaya yanlış abi? giriyor. Bence yanlışmış şey ya baba. Ben de oraya mutlu olmaya mutlu olmaya gidiyorum abi. Evsizin orada ne işi var abi? Olmaması lazım abi. Evsiz. O zaman tinerci de olsun. Abi ya sen gittiğinde parayı vurmuş. Olmaz abi. Yanlış bir karar. Senin yatırımının yanına komşu olduysa. Olmaz abi. Benim arsada yatamasın birader. <laughs> Benim arsada. Burası babanın tekkesi. Arsanın değerini <laughs> Hadi babacım hadi. Dükkanın önünü kapatma diyor. Dükkanın... <laughs> Valla bu saçma olmuş abi. Elon Musk yine her hafta tabii akışımızda yine kendisine yer bulmayı başarıyor. Twitter'da buradaki bunun işi w yok ya. Ha? Vallahi işi yok bunların. Canı de. sıkılıyor bunun. Değil mi? İşi yok bunun. Ha burada W çıksın mı diye Kesin. sormaktaki ya orada amaç bir, ne abi? Biraz şey bir Mehmet Ali Erbil esprisi gibi geldi bana. W çıkarınca çünkü Twitter oluyor. Titte ha. e, İngilizce argoda biraz daha böyle göğüs meme gibi bir şey ya. Acaba öyle bir kelime oyunu mu diye ha. düşündüm ben. Ama Biraz fazla sığ ve çapsız bir espri kelime oyunu gibi geldi. Sana yakışmadı bu arkadaşa İlhan. Arkadaşa biraz meşguliyet lazım. Evet. Meşguliyet lazım. Boş boş çok boş kaldı şu sıralar. Abi İlhan şu anda dünyanın en zengin adamı olduğu için şımardı. Saçma evet. sapan şeyler söylüyor evet. İlhan, Yakışmadı. Abi. Biraz işine gücüne bak. Tabii. Evet Will Smith metaverse <laughs> sürgüne gitmeden önce Oscar'ı ona da 10 yıllık bir men cezasıyla karşı karşıya. Bak karşı. 11 ay kaldı. 11 ay içinde boşanacak bu. Aha buraya yazın. Senin yüzünden oldu diyecek. Abi galiba bir şey diyeceğim. Eşi Ceyit de galiba bir yerlerde yeni bir röportaj vermiş. Biraz sallantıda mallantıda falan diye i̇şte şeyler. Arkadaşım. Ya biz söyledik buraya dedik ya. kardeşim. Yazdık biz burada ya. söyledik. Dedik burada Hı. ya. Yenge bunu gaza getirdi. Tabii canım o adamı. Tabii ya. Herifi yediye bak. Herifi on sene bitirdi ya. Adamın Demecek kariyeriyle ben, ben, oynadı. Ben senin için ne yaptım diyecek. Tabii. Sen şey kabul edip bunalama girecek. Bak göreceksin. Abi, boşandıktan sonra da diyecek ki beni diyecek o gaza getirdi. Sonra abi. bu adam 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 diyen bizim kadınlar var ya bir daha iyi, iyi bildi bitti be. Ben onu da anlamadım abi. Ya, tabii. İş böyle abi. Ben onu da ama bir sürü projesi iptal edilmiş. O saçma bir şeye de gitti olay ya. Yani tamam yaptığı yanlış değil. Okey yani de. Bu gibi konularda zaten toplum don't gereken cezayı göstermiyor don't look, mu abi? Dontlu look, don't look evet. don't kapı izledim mi? Dontlu kapı. Dontlu kapı. İzledim. İşte Aynı o saçmalıklar işte. Aynı şeyler. Twitter'da iş tane salladım mı? Ben her şey iptal oluyor bilmem ne. Evet, Takipçi o... sayısı kaybediyorum falan. Evet. evet. O, filmin zaten muhteşatın oluyor. Muhteşem bir film Bütün olayı ya. devamlı bela dalga geçme. Ben şimdi Efsanenin şampuanıyla sen de efsane ol. Cristiano Ronaldo tarafından tasarlandı.